İnsanlarla iletişim kurmayı nasıl öğrendiğimizi hiç merak ettiniz mi? Aslında bu sosyalleşme dediğimiz uzun bir süreçte oluyor. Sosyalleşme hayat boyu devam eden bir süreç. Biz de bu süreçte toplumun beklentilerini ve diğer kişilerle iletişim kurmayı öğreniyoruz. Aslında normal olarak nitelendirdiğimiz her şeyi sosyalleşmeyle öğreniyoruz. Nerede yürüyeceğimizi, nerede konuşacağımızı ve nerede yemek yiyeceğimizi bu sosyalleşme sırasında öğreniyoruz. Ayrıca bu süreçte topluma uyum sağlamak için gerekli davranış şekillerini de öğreniyoruz. Şimdi sosyalleşme sürecindeki en önemli araçlara bir göz atalım. Bu araçları toplumumuzun kültürünü nesilden nesile aktarırken kullanırız. İnsanları, kurum ve kuruluşları içeren bu araçlar toplumdaki rolümüzü bulmamıza yardımcı olurlar. Gelin birkaç farklı örnekle bunu açıklayalım. Aile genellikle sosyalleşmede en önemli araç olarak kabul edilir. Doğduğunuzda küçük bir bebeksiniz ve hayatta kalmak için tamamen başkalarına bağımlısınız. Ebeveynler burada önemli bir rol üstleniyorlar. Kendinize nasıl bakacağınızı, yakın ilişkilerin nasıl işlediğini onlar öğretiyorlar. Ayrıca size kendi değer yargılarını inançlarını ve davranış şekillerini de öğretiyorlar. Ailenin sosyalleşmedeki önemine bir örnekte Malcolm Gladwell'in Çizginin Dışındakiler kitabından verilebilir. Bu kitap, yönetici konumundaki varlıklı ailelerin çocuk yetiştirme yöntemiyle daha düşük gelirli ailelerin çocuk yetiştirme yöntemlerini karşılaştırıyor. Bunu daha anlaşılır kılmak için doktor ziyaretlerinden bahsediyor. Varlıklı ailelerin çocukları bu ziyaretlerde doktora daha çok ve daha eleştirel sorular sorarken düşük gelirli ailelerin çocukları ise daha az eleştiriyor hatta daha az soru soruyor. Yani daha az varlıklı çocuklar belki de kaygılarını hiç dile getirmeden doktorun dediklerini kabul ediyorlar. Bu örnekte çocukların gerçekten nasıl yetiştiğini yetiştirilme tarzlarının diğer insanlarla olan iletişimlerini nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Daha net olmak gerekirse, bu örnekte otoriteyle olan iletişimden bahsediyoruz. Varlıklı ailelerin çocukları otoriteyi eleştirip, özgürce düşünmeleri için cesaretlendirilirken, diğer çocuklara otoriteye boyun eğmeleri öğretilmiş. Önemli bir diğer sosyalleşme aracı ise okul okuma, yazma, matematik, bilim gibi birçok farklı dersin yanında okul bize sosyal beceriler de kazandırır. Böylece öğrenciler sadece müfredattakileri öğrenmekle kalmaz, öğretmenleriyle ve diğer öğrencilerle olan ilişkilerinde de sosyal beceriler kazanmış olur. Örneğin okulda otoriteye boyun eğmenin önemini daha iyi anlıyoruz. Başarılı olmak için sessiz olmayı, beklemeyi, hiç ilgilenmiyorsak bile ilgiliymişiz gibi rol yapmak zorunda olduğumuzu öğreniyoruz. Bu gizli müfredat dediğimiz sadece tek tip davranışın kabul gördüğü kısım. Bu gizli müfredat öğretmenler tarafından uygun görülüp hissettirmeden öğretiliyor. Yaşıtlarımız da sosyal yetilerimizin gelişmesinde bize yardımcı olurlar. Öyle anlar gelir ki arkadaşlarımızın davranışları ve değerleri kendi ailemizin bize öğrettikleri davranış ve değerlerimizle çelişirler. Hangisini tercih edip hangisini tercih etmemek tamamen bize kalmıştır. Yaşıtlarımızın bizi nasıl etkilediğine bakarsak, aslında temel olarak hepimiz akran, yaşıt baskısı görmüşüzdür. Gençler arasında çoğu zaman içki, sigara ve uyuşturucu kullanma konusunda baskı yapıldığı görülür. Ergenlik yıllarımızda arkadaşlarımız, izlediğimiz filmlerden dinlediğimiz müziğe kadar birçok konuda bizi etkiler. Kitle iletişim araçları televizyon, internet, radyo, film, kitap ve dergileri de içinde barındırır. Aileler gerçekten onaylamasalar da çocuklar kitle iletişim araçlarından iyi ya da kötü bir şeylerden etkileniyor ve bir şeyler öğreniyorlar. Bugün çocuklar yetişkin izleyiciler için yapılmış içeriklerle birçok kötü örneklere maruz kalıyorlar. Örneğin şiddet içeren televizyon programları Bazen kitle iletişim araçları, toplumsal cinsel kişilikleri tek bir kalıba girmeye zorlar. Sosyalleşme araçlarından buna en iyi örnek, bir kitle iletişim aracı olan çocuk kitaplarıdır. Amelia Bedilia adlı bir kitap okuduğumu hatırlıyorum. Amelia evde çeşitli işler yapan bir hizmetçidir. Hikayeyi komik yapansa, Amelia'nın patronundan aldığı emirleri hep yanlış yapmasıdır. Mesela, görevi hindiyi kızartmaksa, o hindiyi kırmızıya boyar. Gel gör ki çocuk kitabındaki karakter ev işi yapıyor, çamaşır yıkıyor, etrafın tozunu alıyor. Dikkat çekmek istediğim nokta çocuk kitaplarının sosyalleşmedeki önemi. Bu kitap 1960'larda yazıldı. O zamanlar kadınların evde oturması bekleniyordu. Onlardan beklenen sadece ev hanımı olmalarıydı. Günlük ev işlerini yapıp çocuklarına bakmalarıydı. Burada gördük ki kitle iletişim araçları bizim sosyal beklentilerimizi öğretmede büyük bir rol oynamaktadırlar